Sivrihisar yanlarında bir ikinci ahbabımız, birilerinin çok fiyat kırdığını yakınır durur. Köylüdür, devlet kapısına varmaya gücü ermez. Hele nedir bu işin özü? Var mıdır ahi ocağında buna karşı bir tedbir diye danışmak isterim. Var şeyhimize. İçini rahat tutsun efendi hazretleri. Artık öyle bir müşkil yoktur dergahımıza. Eksik olmayasın dayı. Garip olurdum matemle. Bir sentin ekvana şandır. Ya Resulallah aman. İllallah. Üzerinde hiçbir yetkin yoktur. Bundan geri yürü demediğin cümle işten el çek. Varsa bir diyeceğin şimdi söyle. Yoksa... Efendi. Buğdayı satmadan nere? Onca uğraştın, dedindin, ceremesini çektin. Bizi dahi sildin defterden buğday davasına. Hele semeresini yemeden nere gidersin?
Yunus Efendi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ne ola ki pirdaşlar? Kim kıya canımıza? Sen kıymadın canına, biliriz. Üçüncü olaydı. Kabil de ona gördürür idi işini. Kimse yok.
Kalk bakalım Yunus Efendi. Kalk. Kalk da otur demedik. Ne yular kurtarır insanı, ne semer. Ama buna dahi kötü bir şey oldu şeklinde bakmamak icap eder. Hepimiz başımıza gelenden sonra eyvah deriz. Okusana bre gafil. Yazar işte kainat kitabında. Destur var mıdır? Buyur. Sabahınız hayrola Kasım Efendi. Senin de Pirdaş. De hele. Dervişhan huzurda namaz için bekler Kasım Efendi. Şeyhimiz sabah namazı içinde huzura buyurmamışlardır. Haremin nedir? Ezan okunalı epey vakit oldu. Gelir idi devlet hanede olsa. Allah Allah. Gece dönmedi o vakit. Allah Allah. Allah Allah. Hayırdır inşallah. Hadi bakalım. Yuvaya uçma vaktidir. Hadi. Vakit çıkmadan namazı eda edelim Pirdaş. Hayrola inşallah.
Usulca, usulca. Usul, usul. Ha. Yavaş. Hanım, kızım. Hele bir tarhana kaynatıverin de ısıcak, ısıcak. Olmuş ki şeyhim. Ne yazar ise yazgısında o olmuştur. Nereden bilelim ne olmuş pirdaşlar? Kasım Efendi ile bir çıktık ki dışarı. Şeyhimiz Kaan'ı ardında getirir. Bir senesi var gideli beri. Neredeymiş? Ne yaparmış? Şeyhimiz nerede bulmuş ola ki? Muhabbetiniz bal şeker ola pirdaşlar. Bunca vakit sonra Yunus Efendi'yi görende bir de bu halde onu konuşurdum. Neyini konuşurdunuz bunun ki? Şükür pirdaşımız aramızda. Kimdir nedir bu hale sebep diye fikirleşiriz ama bir bilen yok elbet. Dergâhtan bir senedir ayrı nerede eğleşir idi, ne yapar idi? Bir hayırda olaydı. Başına bunlar gelmez idi. Siz haberdar mısınız ki neler gelmiş başına Kasım Efendi? Necim değiliz apirdaş. Ama bir fenalığa maruz kaldığına da delil gerek değil ha. Ama nedir bu fenalık, nereden gelir? Onu bilemeyiz. Gördüğümüzden fikir türetmek işte. Tarhana kaynatıver demişti şey baba. Zahmetler verdim, bağışlayın. Daha iyice görünürsünüz. Sabah babam getirende pek bitkin idiniz. Şeyim mi getirdi beni buraya? Hatırlamaz mısınız? Bir arabacı ile çocuk var idi yanında. Çocuk. Çocuk nerede? Bilmem. Arabacı ile gitmiş olsa gerek. Ne yaparsınız Yunus Efendi? Gitmem lazımdır. Bu halde mi? Zulmedersiniz kendinize. Nasıl yola gidersiniz bu halde? Hmm.
Aşığı nasıl şimşirden olur? Kavi olur şimşir, sağlam olur. Ömrü uzun olur. Varsa ki bizim gibi garibanın mirasıdır. Hem de ulu atamız Ahmet Yesevi pirimizin sanatıdır. Ne fenalıktır Yunus Efendi'nin başına gelen şey. Belli midir sebebi yahut faili? Meşhur olan var mı ki bu halinde Kasım o? Alınganlık göstermiş idi dergâhtan gönderilmesine. Belli. Bundan olsa gerek. Pek bir hırs içindeydi konuştuğumuz vakit. Şimdi onu bu halde gören de o hırs içindeki yüzü. Gemiyi yüzdüren de batıran da sudur Kasım'ım. Eğer ki gemi suyu altına alır ise yüzer. İçine alır ise batar. Destur şeyim. Gel hele Saruhan. Gel. Bacım Sultan Hatun sizi ünler şeyim. Baba, baba gitti. Kalk da gitti baba, gitti. Dur baba. Hele kızım, dur, dur. İpe dizme sözü. Yunus Efendi baba. Ayaklandı, vardı, gitti. Nereye gitmiş ola o halde? Bilmem ki baba. Dedim, dedim ama dinlemedi. Çocuğu sordu. Gitti diyen de ayaklandı birden. Gelir o. Gelir. Böyle bırakasın beni. Sağ olasın Yedin sen mi? Sen de sağ ol. İsmail. İsmail. İsmail! Kafa mı kurarsın yine? Yok,
Ne kapanı? Uyurum kuytuda. Dur. Bir de seni taşıyamam he. Hadi yürü gideriz. Ben gelmem. Yürü dedim. Nereye gideriz? Dergaha. Ben gitmem. Ne işim var dergahta? Ya buraya yürü. Düş önüme. Gitmem dedim ya. Daha toparlanacağız hadi. Hediyeleri yüklenin. Gümüşleri bizzat sunmak isterim Sarı. Nereyedir bunlar ha? Dervişe yardım eder. Ali Taygo. Niçin zahmet buyurdunuz dayıcığım? Ben haber ederdim size vaziyeti. Hoş görmüşüz Kasım Efendi yeğenim. Hoş gelmişsiniz dayıcığım. Elbet hoş gelmişsiniz de. İşimiz gevezelik etmek değil yeğenim. Mülk idare ederiz. Nerede nice davranmak gerektir biliriz. Müsaade buyurursan. Estağfurullah. Sen yapman icap edenleri yap kâfi. Tasayı bize bırak. Gidesim yok benim. Belli. Hayırda gözün yok ki. Aklın anca berdoşlukta, başı boşlukta. Hadi yürü. Sabah namazında cemaate gitmem bak. Peşin peşin derim. Kendim kılar uyurum geri. Bakarız. Bir şartım daha vardı. Eline sağlık Kasım'ım. Zahmet verdik Kasım Efendi yeğenim. Afiyet ola. İşittik ki Sivri Hisarı'nda Sarıköy'de kendim bilmezim biri buğdayda fiyat kırası. Dergahımızı zarara uğratmak isteyesiymiş. Doğrudur. İstemek de serbest. Ama o da vermek de serbest. Aynen dediğiniz gibi vakidir şeyim. İstemiştir. İstemiştir ama etrafına bakmamıştır. Kim dost, kim düşman. Uzun vakit olmuştur. Dünyanın derdi bitmez Argun dedim. Kalk hele. Git var gör bir şeyh efendi nicedir. Hatır soranlarınız bol ola Argun Bey. Nice olsun halımız. Geldik, konduk, göçeriz nasipse. Hani tilkinin bin hesabı var imiş. Bini de kümes üstüne. İşte tilki misali bin şikayetimiz vardır. Özünde hepsi ihtiyarlık üstüne. Şeyhimizin bir şikayeti var ise Hemedan'dan bir hekim gelmiştir Ankara'ya. İbn Sina'nın talebelerinden tıp öğrenmiş meşhur bir hekim derler. Allah ilmini arttırsın ama vatan güne hekim ne etsin Argun Bey? Zamanı durdurur bir ilaç mı var idir? İstedik ki varıp halinizi, hatırınızı bir soralım. Velhasıl kelam benim de sizden bir isteğim.
ricam vardır. Bizim gibi bir fukaradan ne talebi ola ki beyimizin? Ama söylesin. Var ise var da, yok ise yok da. Halk nazarında takdir görmesek bile bütün uğraşımız halk içindir şeyhimiz. Ama beşikteki çocuklar dahi bilirler ki memleketimiz zor vakitlerden, çetin badirelerden geçmektedir. Madem ki vazife bizdedir, o vakit ahi dükkanında, rençver tarlasında, köylü sürüsünün ardında huzur bulmalı. Diyeceğim efendim, işte bu işlerin cümlesi için bana aklı da fikri de yetkin bir danışman gerektir. Argun Bey dedim. Senin istediğin sıfatlara sahip bir adamı bu mülkte sunsa sunsa şeyhimiz sunar sana. Hele bir düşünelim Argun Bey. Düşünelim, bildirelim. Bize müsaade o vakit şeyhim. Müsaade sizindir. Kasım'ım. Lebbeyk şeyhim. Eşyanızı unuttunuz Argun Bey. Lütfedip kabul buyurursanız hediyemizdir şeyhimiz. Bizde gümüştür, kıymetlidir. Gözümün önünde dura değil. Yanınızda taşırsınız sanmış idik. Güllüdür. Güllüdür. Beriki? Fıstıklı bu. İyi, ikisinden de doldur biraz. Fazlaca yemeyesin. Dişlerini çürütür, dökülür sonra. Dişleri döken şeker ola be amca. Tamam mıdır? Tamamdır efendim. Selamlar. Aleykümselam. Aç elini. İstemem. İnsan şeker istemez mi be? Yedi ver bir tane. Selamun aleyküm ağalar. Ve aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Nasıldır ahvalınız? Var mıdır bir maruzatınız? Öbüründen ver. Vergiler. Belimizi bükmüştür beyim.
İyi o vakit. Madem dilin o kadar uzundur, alınan vergiler nereye harcanır onu da deyiver ahaliye. Kervanınız yürüsün diye yol, sudan aşın diye köprü. Oğul dükkanınızı talan etmesin, karınıza kızınıza tasallut etmesin diye asker. Anlatıver bakalım, alınan vergi Candaroğlu'na mı gider yoksa ahaliye mi? Maşallah. Bir gören olsa merak eder. Şeyhin bunca kaşığı ne eder diye. Soran olur ise satacakmış dersin. Bey dayım için ahali pek hoşnut konuşmaz çarşıda pazarda. İnsan bu. Kuş olsan uçsan kanadın kırarlar. Pazarda su bile parayla. Ama insan bedava. Vergi üstüne vergi belimizi büker der. Hem ahali hem köylüler. Öyle derler ise öyledir. Ziyandayız diyen ahaliye kalkıp da hayır kârdasınız diyecek değiliz ha. Her şey öte yana dursun. Size muhabbetinden kuşkum yoktur şeyhim. Belki bizzat yüzünüze karşı diyememiştir ama. Bize niye muhabbeti ola ki Kasım'ın beyin? Bizim ne işimiz olur ki beyiyle, paşayla? Madem halk içinde halkız, kim halka muhabbet duyar ise bize de duymuş olur. Kim ki halka muhabbet duymaya, bize duymadığı muhabbeti bizden de bekleme. Yunus'la o velet şeyim. Hoş gelmişsin. Safa getirmişsin İsmail Efendi. Unutmuşuz seni, kusura kalmayasın. Bilmiş idim zaten. Neyi bilmiş idin? Şeyh olduğunu. Kim dedi ki onu sana? Biri demeli mi illaki? Belli değil mi? Burada tapduk emreder ya o vakit. Sen öyle derisen öyledir efendim. Bilirim elbet. Sivrihisar'dan geleniniz az mı? Veli emmi gelmez mi? Kalacı Nusret de gelir. Daha birçok kişi. İmamın üstü de gelir. İyi bakalım. Bundan böyle bizimle kalmak ister. İyi madem. Gel bakalım. Gel. Heh. Gel bakalım.
Seni birileriyle tanış edeyim. Birdaş. Bu halde nasıl yola revan olursun? İyiyim ben Kasım Efendi. Eksik olmayasın. Kızım seyretme. Al yap. Destur var mı hatun? Al onu. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam efendim. Yorma kendini Yunus efendi. Geç böyle geç. Sağ ol hanım hanım. İyiyim ben. İsmail efendi ile tanış olmak isteyen yok mudur? Olmaz olur mu? Vardır elbet. Hoş gelmişsin İsmail. Hoş gördük hanım hanım. Hoş geldin İsmail. Dur dur. Ben ediyor muyum ki o kadar? Hanım, su mu kaynar kazanda? Su kaynar efendi. İyi, iyi. İsmail efendiyi tam tekmil bir yıkayıverelim bu vakit. Yok, istemem. Daha yeni çimdim ben. Nerede çimdi? Derede çimdim. Çimmedin mi? Söylesene, çimmedin mi? İyidir, iyi. İyi olur. Arif kişi felaketleri kendine mektep eder. Bir arif kişi yoktur ki felaket mektebinden mezun olmamış ola. Anam, anam! Dur kaçma, kaçma! Kirli İsmail efendi. İsmail efendi, müsaade var ise bir iki hasbihal ederim deriz. Ben namazı bozan şeyleri bilirim. Abdesti bozanları da, orucu bozan şeyleri de. Bilirsin elbet. Bilmez misin sen? Sana tutup bunları anlatıverir değiliz canım. Sen onları bizden daha iyi bilirsin. Sürüsüne bereket, şeyh efendiler, müftü efendiler... Anlatırlar, ha anlatırlar. Var olalar. Anlatırlar ama sanılmaya ki din budur. Şimdi öyle bir hale getirdiler ki bu işi... sanki bu din abdestin nice alınacağından... orucu, namazı neyin bozacağından başka bir şey değildir. Oruç dediğin, abdest dediğin, namaz dediğin, iman var ise var azizim. Hele sen şu imanı bozan şeylerden bahset bize de abdestimiz tuta. Anlat hele müftü efendi. Orucu nelerin bozduğunu ezber çok da zor değil. Sen asıl imanı bozan haller neler ola? Onu anlat hele. Kul hakkı yemek, emeği hiçe saymak, işi ehline vermemek, adam kayırmak, işine ve tartısına hile karıştırmak, hırsa kapılmak, zayıf bulunca zulmetmek, büyük görünce dal kavukluk etmek, topluluk içine fitne sokmak, bölüştürmek değil, bölücülük yapmak,
dostunu dahi kıskanmak, yalan söylemek, buz beslemek. Hep söyleriz, bir kere daha söylerim. Ne der ulu atamız, pirimiz Ahmet Yesevi? Ağlaması göz boyar, her gün ayağa kayar. Kendini adam sayar, ahir zaman şeyhleri. Başına sarık sarar, kendine mürit arar. İlmi yok, neye yarar ahir zaman şeyhleri? Dünyaya kucak açar, zoru gören de kaçar. Her yana küfür saçar ahir zaman şeyhleri. İşte böyle şimdi bu işler. Bin bir türlü günah salıveririz, aman ha abdesti bozan haller. Onun nice alınacağı belli. Çaresi, ilacı belli. Namazı, orucu kaçıranın da ilacı belli. Değil o vakit, imanı bozan nice nice günahın ilacı ne o vakit? Buna reçete ne ola? Nereden buluruz günahın reçetesini? Hangi hekimdedir? Size Beyazıt'ı Bestami'den bir hikaye anlatıvereyim de bitirelim sohbeti. Hazret bir gün müritleriyle gezinti sırasında yolları bir veli yurduna gelir. Şimdilerde akıl hastanesi derler. Ayaküstü hekimlerle sohbet ederken bir hekim ruhi hastalıklar, çareleri ve hangi hastalığa hangi ilacın iyi geleceği hakkında bilgi verir. Gönüller Sultanı bu bilgilerden sonra hekime şöyle bir soru sorar. Hekim efendi der, siz bütün hastalıkların ilaçlarını saydınız. Peki günah hastalığının ilacı ne ola ki? Kısa bir sessizlikten sonra orada bulunan deli velilerden biri, hekim diliyle deyin ki akıl hastalarından biri, edep ile müsaade isteyerek söze girer. Erenler müsaade eder ise bu ilacı ben söyleyeyim mi? Beyazıt-ı Bestami bu samimi teklif karşısında müsaade eder. Hekimler de can kulağı ile hastalarını dinlemektedirler. Günah hastalığının ilacı şudur ki, tövbe kökünü istiğfar yaprağıyla karıştırıp gönül havanına koyduktan sonra tevhid tokmağıyla döveceksin. İnsaf eleğinden eledikten sonra gözyaşı ile hamur edip aşk ateşinde pişireceksin. Muhabbet balından da birazcık karıştırıp sabah akşam kanaat kaşığı ile azar azar yiyeceksin. Bu güzel ilacı öğrenen Beyazıt Hazretleri, hey gidi dünya hey, demek seni de deli deyi buraya getirmişler deyip oradan ayrılır. İşte böyle canlar. Ha, sanma ki bu bir mesel, reçete gerçektir. Bu ilaç halen günah hastası olanlara tavsiye edilmeye değer bir ilaçtır. Bu terkip hala devam etmektedir. Nasıl mı dersiniz? C.
Cenab-ı Hak tövbe edenlere rahmetiyle yüce mertebeler vaat etmektedir. Bunlardan biri de günahların sevaba dönüşmesidir. Bu nasıl olur diye tereddüde gerek yok. İlahi müjde öyledir. Bunu tartışmak dahi aptal işidir. İlahi rahmet bu kadar geniştir. Bize inanıp teslim olmak, ona güvenip rahmete koşmak gerek. Yüce Allah kuluna gönlündeki iman ve niyete göre muamele eder. Allah diyen mahrum olmaz. Allah tövbe edenleri sever ayetiyle şüphesiz Allah günahla imtihan olup tövbe eden mümin kulunu sever hadisiyle günaha bulanmış kulun kalbini çekmeye yeter de artar bile. Bugünlük de bu kadar yetiversin bakalım. Şöyle sessiz olalım da uyanmasın İsmail Efendi. Yüklükte küçük döşek var. Altta saate getir onu. Gâh gök kubbede, gâh denizlerin altında seyran eyler İsmail Efendi. Ey bakalım. Bu yaştan sonra çocuk sesi dolmuş hanemize şikayet edecek değiliz ha? Efendimiz buyurur ki çocuk sesi ve yağmur sesi size Allah'ı hatırlatır. Gel hele bakalım Yunus Efendi, iki kelam edelim seninle. Çok vakit oldu Yunus'um. Hele anlat. Neler gördü, neler geçirdin? Ben bir hata ettim sultanım. Öyle kimseler kusurdan azat edir cinsinden bir kusur da değil.
Ama bilineni tekrar edip kötülükleri çoğaltmak değildir niyetim. Ben nice kusur etsem de, nice günahkar olsam da, siz yine benden yüz çevirmediniz. İşte nefsime aldandım. Onca alınganlık ile düşmanlık etmeye kalkıştım. Ama siz yine yüce gönüllülükle bana el uzattınız. Kurtardınız bu aciz kulunuzu. Kurtuluş derdi dünya ile Yunus Efendi. Kim ki dünyalık olandan kendini kurtaramamış, o kişi kurtulmamış. Velev ki kurtuldum der ise, kurtulmak istediği başka şey ola. Gel Yunus'um, gel. Bu kapıda gelene niçin geldin, gidene niçin giderisin demezler. Madem ki geldin, neye talipsen ora git. Ne der yaradan kitapta? Beni ölünceye kadar zikreyle. Öyleyse, neredeysek oradan devam eyle. Şunu iyi bilmeli Yunus, iyi bellemeli. Virt kesilmez, zikrullah daimidir. Sana ta en başında ne sırlar deyivermiş idik. Sana bura celal tarlasıdır, geçiver dedik. Burada fazla kalınmaz dedik. Belaya hem muhatap hem teşnesin, geçiver dedik. Şimdi gene deriz. Burası levvame kapısıdır. Hepsi levvame yemek ister, gösteriş ister, para ister, zine arzular. Ne var ise dünya adına ister. İster kere ister. En fenası da insanı harap edecek hırsı büyütür içinde. Öyle bir hırs ki aç kurt masum kuzuyu görende öylesine hırsa kapılmaz. Ha? Pişman olmaz mısın? Adı üstünde levvame. Gah pişman olursun, gah pişman olduğun gene işlersin. Ama her ne yapsan farkındasındır artık. Nefsi emmareden farkı da bu fark halidir işte. Vazifesiz de olmaz. Ne demiş erenler? Derviş iş ile. Siz ne buyurursanız sultan. Deyi işitmişsindir. Candaroğlu Argun Bey. Biz temsil ettiği makamı biliriz. Koltukta kim oturur ise bey odur. Sözün kısası ziyaretinize buyurdu. Niye bizden ister böyle bir şeyi bilmeyiz ama kendisi bir danışman istemişidir. Düşündüm, taşındım.
vazifeye ehil senin olduğuna karar getirdim. Bu sabahtan tesi yok. Candaroğlu konağına varıp vazife başı yapasın. Ben bir babama bakayım. Avludaydılar. Uyudu. Ayaz olmayaydı. Yıldızlı yorganın altında uyurduk. Baba. Yarın Zahide'ye gitmek isterim. Yunus Bey'in konağına gider sabah olanda. Refakat etsin sana. Thank you.
hal pek bir yakın durur size. Kim ola ki? Bir akrabanın mı acaba? Değildir. Kimindir? Cümle sahipsizlerin sahibi kim ise onundur. Nasıl, babası yok mudur? Öksüz yetimdir İsmail. Ne olmuş oldu ki anasına babasına? Babası Kırşehir'de Moğol'la cenkte şehit düşmüş diye işittim. Hoş gelmişsin bacım. Hoş buldum Zahide. Gel şöyle, gel. Aygül, mutfağa git. Bak bakalım ne iş görürler Ümmü Hatun. Misafirimiz vardı. Hemen hanımım. Dur. Zahmet ettirme kimselere. Ne zahmetiymiş ki o? 40 yılın başı canım kardeşim konağıma gelmiş. Koskoca Candaroğlu konağına misafir gelmişsin. Mutfakçılar zahmet görecek, öyle mi? İyi, görsünler o vakit. Benim için mahsuru yoktur. Konuğunuz vardır beyim. Kimmiş? Yunus Efendi dersin dedi beyim. Onu bekler misiniz? Ünle gelsin bakalım. Kimmiş bu Yunus Efendi, bir görelim.